Dünya Sürdürülebilir Kalkınma için Mühendislik Günü etkinliği, Sümer Kampüsü Rektörlük Konferans Salonu'nda gerçekleştirildi. Etkinlikte, Mühendislik Fakültesi öğretim üyeleri Doçent Doktor Müge Akın ve Doçent Doktor Kevser Kahraman, programda günün anlam ve önemine ilişkin sunum yaptı. Sürdürülebilir kalkınmanın süreç gelişimi ve sürdürülebilir kalkınmanın hedeflerine değinen Doçent Doktor Kevser Kahraman, mühendislik projelerinin sürdürülebilir kalkınma amaçlarına ulaşmak için kritik öneme sahip olduğunu dile getirdi. Ve 1987'de küresel sürdürülebilir kalkınma için bir çerçeve oluşturmak adına bir rapor hazırlıyorlar ve Birleşmiş Milletler tarafından bu rapor ortaya çıkıyor. Adı Ortak Geleceğimiz aslında ama Brundtland oldukça faal olduğu için bu çerçevenin oluşmasında aslında Brundtland raporu olarak biliniyor. 17 tane hedef var, sürdürülebilir kalkınma hedefleri. Bunlar farklı renklerde gösteriliyor. Bu şekilde, renkleri bu şekilde dikkat çeksin diye aslında insanlar tarafından. Ve 2015'ten 2030'a kadar bu hedeflere ulaşmak için ülkeler komisyonlar kuruyorlar. Her bir ülkede zaten hani üye ülkelerin hepsinde Birleşmiş Milletler'in birimleri var. Her bir hedefin altında o hedefe ulaşmak için yapılması gerekenler var ve ülkeler politikalarına aslında bunları, Türkiye'de dahil buna, tüm politikalarına bunları dahil ediyorlar. Mühendisler, mühendislik ve mühendislik projeleri sürdürülebilir kalkınma hedeflerine ulaşmak için kritik öneme sahip. 17 hedef var dedik. Aslında 17 hedefte 3 ana hedefe ulaşmak için bu 17 hedef konulmuş. Bir tanesi aşırı yoksulluğu sona erdirmek, eşitsizlik ve adaletsizlik ile mücadele, diğeri de iklim değişikliğini düzeltme. Bu 3 hedef doğrultusunda aslında 17 hedef konmuş. Şimdi mühendisler ne yapıyor? Daha fazla refah ve daha iyi bir yaşam için hem insana hem gezegene fayda sağlayacak ve bunu yaparken de kimseyi geride bırakmayacak, işte eşitlik ilkesi diyoruz ya, kimseyi geride bırakmayacak şekilde kapsayıcı teknolojiler ve yenilikler geliştiriyor. Su, enerji, çevre, sürdürülebilir şehirler, gıdaya erişim, sürdürülebilir tarım, Birleşmiş Milletler sürdürülebilir kalkınma hedeflerine ulaşmak için teknolojik yenilikler, sistemler uyguluyor mühendisler. İklim değişikliğine karşı dayanıklı, sel, kasırga, yangın, deprem gibi afetlere dayanacak dirençli altyapıyı tasarlayıp geliştiriyor. Daha sonra konuşan Doçent Doktor Müge Akın, sürdürülebilir kentler, yapılar ve doğal afetler konusunda bilgiler verdi. Şimdi herkes mutlaka medyayı takip ediyordur. Bu doğal afet geçiren alanlarda, illerde neler yapılacak? Yeni bir şehirleşme, yeni kentleşme, bunları eminim takip ettiniz. Peki bunlar yapılırken ne tür bir yol izlenecek? Yani neler yapılacak? Aslında biraz da ona giriş yapmış olacağız. Biraz da sizin hayal gücünüzle. Bu haritayla karşılaştınız eminim. Böyle bir takım kırmızı alanlar var, sarı alanlar var. İşte Kayseri için bir takım söylemler var veya beklenenler var. Bunlar hala araştırma niteliğinde devam ediyor. Risk var mı? Var. Eğer siz yapılarınızı veya binalarınızı uygun koşullara, uygun yaşam alanlarına yönlendirmezseniz ne olur? İşte bu yıkımlar karşınıza çıkabilir. İşte mühendislik yine burada karşımıza çıkıyor. Bakın maalesef ki ülkemizden alınan görüntüler, bilmiyorum depremi burada mı yaşadınız veya farklı yerlerde mi? Mutlaka bir simülasyon veya yani küçüklükten sizlerin de hazırlanması gerekiyor. Bir deprem anında ne yapmalıyım? Deprem bana ne hissettirir? Ve sonrasında ne yapmalıyım? Bunlar gerçekten en çok bana sorulan sorular ve karşılaştığım hususlar. Etkinliğe akademik, idari personel ile Kocasinan İlçe Milli Eğitim Müdürlüğü'ne görevli Şube Müdürü Canan Daşdelen ve Sümer Fen Lisesi öğrencileri katıldı.